Günaydın canım. Günaydın. Abinle konuştum. Şoför bizi bekliyor. Bugün nereye gitmek istersin? Dadı. Efendim? Ben bugün biriyle buluşmak istiyorum. Ne? Katiyen olmaz. Tanımadığın bir adamla buluşacaksın, öyle mi? Ay daha neler? Güneş, sen Türkiye'ye gelince aklını kaybettik galiba. Ay abin duyarsa ikimizi de keser. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Ya dadı biliyorum, haklısın. Ama inan hiç öyle korktuğum gibi bir şey değil. Hem zaten gündüz. Birkaç saatliğine ne olur. Kesinlikle olmaz. Dadı. Hani hapiste değildim ben? Kızım, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ay adını bile bilmediğin bir adam diyorsun. Ay olacak iş mi bu? Ha? Abini bilmiyormuş gibi. Allah aşkına aklını başına topla. Adını öğreneceğim işte. Ya insanlar başka nasıl tanışır ki? Çok mu garip? Hem gece de değil. Sadece yeni tanıştığım birisiyle boğaza yürüyüp konuşmak istiyorum. Çok mu ayıp? Kesinlikle olmaz dedim Güneş. Dadı. Ben artık bebekleriyle oynayan küçük bir kız değilim. Ben o çocukla buluşmak istiyorum. Ya iznin olur ya da olmaz. Ben o çocukla buluşacağım. Bak şu laflara. Kafama estiği gibi yaşarım diyorsun yani, öyle mi? Ha? Abimi kızdırırım. İsviçre'ye geri dönmeyi göze alırım. Hayır. Ben diyorum ki ben artık 23 yaşındayım. Ve beni kimse istemediğim yerde tutamaz, istemediğim yere de yollayamaz. Yavrum, sen bana emanetsin. İster 23 yaşında, ister 83 yaşında ol. Ben nefes aldığım sürece sen benim emanetimsin. O adını bile bilmediğin adamla buluşmana izin vereceğim. Ne? Ciddi misin? Tek şartla. Ben de geleceğim ve sizi uzaktan takip edeceğim. Tamam, gel. Siz beklemeyin. Biz yürüyüş yapacağız. Bitince haber veririm, gelirsiniz. Bak Güneş, öyle uzaklara gitmek yok. Dün oturduğum yerde bekleyeceğim seni. Eğer telefonumu açmazsan kalkar gelirim, bulurum seni ona göre. Tamam dadacığım, merak etme sen. Şuradayız zaten. Tamam. Hadi. Sen birini beklerken böyle denize mi bakar yoksa yola mı? Eğer beklemeyi sevmiyorsan denize bakmak iyi değil. Ben senden daha ukala bir cevap beklerdim. Hani eğer beklediğinin geleceğinden eminse yola bakmaz gibi. Demek ki sandığın kadar ukala değilim. Hadi. Nereye gidiyoruz? Ben, yolun sonunda ne var? Adını bile bilmediğim bir adamla sonunu bile bilmediğim bir yoldan mı yürüyeceğim? Hem daha ismini bile bilmiyorum. Sormadın ki. Soruyorum işte. Kardeşim! Sana mı seslendi o? Kardeşim mi? Yok, birine benzetti herhalde. Hadi gel biz gidelim. Git nereye? Daha böyle sakin, baş başa konuşabileceğimiz bir yerlere gidelim. Peki ben... Bana güvenmiyor musun? Seni tanımıyorum bile. Bir fırsat vermezsen tanıyamazsın ki. Peki. Birkaç saatliğine güvenmeyi denerim.
kafasını falan çevirdi. Baktı, tanımamazlıktan geldi. Yanındaki kız kimdi? Bilmiyorum, daha önce hiç görmedim. Niye böyle bir şey yapıyor ki? Ne yapıyor bu adam anlamıyorum gerçekten. Belki de dediğim gibi anlamıyorum. Yani yeni biriyle görünmek belki gelmiştir onu. Yeni bir ilişkiyse. Sence kız arkadaş mıydı? Bilmem. Ama özel biri olmasa neden bu kadar rahatsız etmek istemesin ki? Seni tanımayacak kadar. Baba ben bizim hayatımızdaki tek değişiklik birlikte mekan açmaya karar vermemi zannediyordum. Emin'in hayatında bu kadın olacağı hiç aklıma gelmemişti. Ama kız çok güzeldi. Prenses gibi. İçinde aşk var sandık. Eskilerden bir şeyler aldık. Sonrasında bu ne biçim bir fırtına. Kendi kendimi düşündüm oturduğumda. Kime ne yaptım anlattımsa. Sordum öteki bana. Ne anlatsam, ne söylesem boş. Tarif edilmez duygulardayım. Uzun bir yola çıksam arkamda bıraktıklarım ve bütün pişmanlıklarım olmaz. Biraz üzün aldım, biraz yalnızlık çaldım, biraz da gözlerinden ihanet. Biraz öfke kattım sana. Biliyorum biraz aldatıldım. Sonunda bozdum nihayet. Rüzgar esin içinde aşk var sandık. Eskilerden bir şeyler aldık. Sonunda bu ne biçim bir fırtına. Kendi kendime düşündüğümü oturduğumda. Kime ne yaptım anlattımsa. Aşk savaşında her şey mübahdı. Artık tanışalım. Emre ben. Ben de hiç ismini söylemeyeceksin sandım. Güneş ben de. Ne oldu? Hiç. Daldım öyle. Zaman çok hızlı geçiyor. İyiken hızlı geçiyor değil mi? Kötüken de yavaş geçiyor. Emre. Bugün tek bir saniyesinden bile pişman olmayacağım bir gün yaşattın bana. Ya belki senin için çok basit şeyler bunlar. Ne bileyim, böyle denize bakmak, dışarıda yürümek, gezmek. Ama benim için değil. Zaten sıradan şeyleri özel yapan bu değil mi? Onları kiminle yaptı? Sen bu sözlerle çok kız tavlamışsındır. Amacım sadece tavlamak olsaydı inan
Konuşmaya gerek duymazdım. Amacın ne peki? Amacım? Seni gördüğüm günden beri tek amacım var. Bana ne olduğunu anlamak. Beni nasıl bu kadar çarptı?